Ayşenur Ezgi Ege'ye değinmek istiyorum. Batı Şeria'ya gitti Filistin halkına destek vermeye ve İsrail keskin nişancıları tarafından öldürüldü bir Türk kızı. Ama Amerikan vatandaşıydı. Seattle'dan gitmişti oraya. Onun cenazesi oldu. Cenazesi Didim'de kaldırıldı. Onun videosunu bir görelim. Ondan sonra söyleyeceğim bir iki şey var, onları söyleyeyim. Batı Şeria'da İsrail yerleşimcilere karşı katıldığı bir protestoda öldürülen 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Eygi'nin cenazesi 13 Eylül'de Türkiye'ye ulaştı. Naaş, Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a getirildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi için hem İstanbul hem İzmir'deki havalimanlarında tören düzenlendi ve dua okundu. Eygi'nin ölümünün ardından Türkiye soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattık. Uluslararası sistemde de Eygi'nin hakkını korumak için çalışacağız dedi. Evet, 26 yaşında bir genç kadın Seattle'da yaşıyor. Küçük yaşta gitmiş, Amerika Birleşik Devletleri'ne vatandaş olmuş, psikolog oluyor. Ayrıca başka bir alanda daha okuyor ve aktivist, sol hareket içerisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyalist bir hareket içerisinde yer alıyor ama Filistin davasıyla çok ilgili ve Türkiye üzerinden gidiyor ve orada, hatta yakınlarıyla yaptığı sohbetlerde bunu da gördük. Öldürülme ihtimalini biliyor. Başına bir şey gelme ihtimalini biliyor ama bile bile gidiyor ve orada gerçekten hiçbir suç yokken, hiçbir olay yokken, her şey yatışmışken keskin nişancı tarafından öldürülüyor. Gerçekten çok acı bir olay ve Ayşenur Ezgi Eygi'nin bu anlamda çok istisnai bir yeri var. Şunu söylemek istiyorum. Ekim'den bu yana Gazze'de bir soykırım var. Bir katliamlar geliyor ve Türkiye belli bir andan itibaren yüksek perdeden bunu sürekli kınıyor, ediyor, mitingler yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Bir takım siyasi parti liderleri Filistin'e gitmekten bahsediyor. Ama sıfıra sıfır, elde var sıfır. Yani şu ana kadar Türkiye'den Filistin davası ile ilgili Filistinlilere destek anlamında ciddi hiçbir şey yapılmadı. Yapılmadı. Ve hatta uzun bir süre İsrail'le ticaretin sürdüğü de kanıtlandı. Ve bu ticaret yapanların hatırı sayılır bir bölümünün de iktidarla doğrudan iş ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk kadını gitti. Orada gerçekten Filistinlilerle beraber olduğunu gösterdi ve maalesef orada bir kurşunla öldürüldü. Ve bir baktık tekrar insanlar kaldıkları yerden Filistin davasını savunma bağlamında da Ayşenur'a sahip çıktılar. Yani görüyorum, bakıyorum, kılını kıpırdatmamış insanlar sosyal medyada Ayşenur övgüleri diziyorlar. Tabii ki ona saygı göstermek vesaire herkesin şeyi göstermeleri gerekir. Ama burada aldatıcı bir şey var. Sonra cenazede Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak konuşma yapıyor. Özgür Özel konuşma yapmak istiyor, konuşturmuyorlar. Yani bir kere orada ana muhalefet liderinin oraya gitmiş olması, bu cenazeye katılmış olması çok önemli bir husus. Ve orada onu konuşturulmaması da çok abes bir durum. Numan Kurtulmuş ne demiş? Yani sen çıksan şimdi benden farklı ne söyleyecektin demiş. Yani burada önemli olan Numan Kurtulmuş ne dedi hiçbirimiz bilmiyoruz. Tahmin edebiliyoruz ne dediğini. Ne dediğinin bir yerden sonra hiçbir önemi yok. Önemli olan orada onun varlığını göstermesi, konuşması. Yani bir cenazede bile iktidar, ki Numan Kurtulmuş normal şartlarda bağımsız olması gereken birisi,
meclis başkanı olduğu için ama bunu yapmıyor. En son Can Atalay olayında da gördük. İktidarın çizgisinde, Erdoğan çizgisinin dışında bir hareket yapamıyor. O anlamda o ayrı bir husus. Ve burada buna izin vermiyor. Yani normal şartlarda baktığımız zaman Ayşenur Ezgi Ezgi'nin tüm Türkiye'nin sahip çıkması gereken bir kişi olduğu çok aleni bir şekilde ortada. Milli birlik ve beraberlik şu bu falan deyip ondan sonra bu olayı sadece kendi tekellerini almak istemeleri gerçekten çok rahatsız edici. Benim bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla Ayşenur Ezgi Ezgi'nin Türkiye'deki siyasi iktidara öyle bir sempatisi falan da yok. Olabilirdi ama oraya bir CHP Genel Başkanı gelmişse onun orada konuşmasını sağlamak da gerçekten bir o iddia edilen normalleşmenin bir parçası olabilirdi. Ve bir kere daha gördük ki böyle gerçekten onurlu bir davranış sergileyen bir kadının cenazesi de yine bir takım siyasi hesaplarla kullanıldı, kullanılmaya çalışılıyor. Geçen haftaya bakışın sonunda bir şeyden bahsetmiştim. Onu tekrar bahsetmek istiyorum. Biraz gürültüye gitti. Yani bakın, bir genç kadın Seattle'dan gidiyor. Orada hayatı pahasına ve hakikaten de hayatından oluyor. Ama burada Türkiye'de çok meşhur bir takım isimler, iktidar yanlısı isimler, Starbucks'ta bir fotoğraf var. Starbucks'ta 120 lira olan kahve 55 liraya inmiş ve bunu bir zafer olarak gösteriyorlar. Yani bir kadının Batı Şeria'da öldüğü bir yerde Starbucks'ta biz boykot ettik, Starbucks indirime gitmek zorunda kaldı, boykota devam diye buradan zafer üretiyorlar. Böyle bir acayip bir durumla karşı karşıyayız. Ayşenur Ezgi Ezgi'ye rahmet diliyorum. Çok önemli, maalesef yani keşke ölmeseydi. Ama bu tür aktivizmlerde böyle şeyler olabiliyor. Bunu bilerek de gitmiş birisi. Yakınları da bunu söylüyor. Keşke ölmeseydi. Orada bunun sorumlularını cezalandırılacağı konusunda açıkçası iyimser değilim. İsrail böyle olayları üstünü pekala örtüyor. En son biliyorsunuz tecavüz, cinsel işkence yapılan Filistinlilere cinsel işkence yapan görevliler, askerler milli kahraman mertebesinde karşılandı ve soruşturmanın elinden alınmaya çalışıldı. Böyle bir durum var. Bir de tabii şöyle bir husus var, en acayibi de o. Türkiye bu olayı sonuna kadar takip edecekmiş, soruşturacakmış vesaire. İstanbul'da, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Tayyip Erdoğan'ın da yakından tanıdığı birçok iktidar yanlısının yakın arkadaşı olan bir gazeteci öldürüldü, parçalara bölündü ve Türkiye bunun davasını düşürdü. Yani hafızamız o kadar da kötü değil, Allah'a çok şükür. Umarım Ayşenur davasını gerçekten soruştururlar ama büyük bir ihtimalle soruştursalar bile bundan bir sonuç elde etme imkanları olduğunu zaten sanmıyorum. Ama bir yerde İsrail'le ilişkiler nasıl Mavi Marmara'da da olduğu gibi ilişkiler tekrar normalleşmeye başlar, bu olaydan da vazgeçerler.